Sevgili Fenerbahçeliler merhaba. Ben Ahmet Konan, Ahmet Konan'ç YouTube kanalına hoş geldiniz. Anlatmaya ve uyarmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği toplandı, gizli bir otelde toplantı yaptılar vesaire vesaire. Dediler ki şu kadar hakemin hakemliği bitmeli. Bunun tepkisini gösteriyor hakem camiası ve maalesef bu tepkiyi bu işin başını Fenerbahçe çekiyor algısı yapıldığı için hakem camiası bu işin tepkisini özellikle Fenerbahçe'ye gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe hakem konularında dikkat etmeli. Burada bir eleştiri getireceğim Fenerbahçe'ye. Rakipler her ne kadar sizinle işbirliği içinde görünüyor olsalar bile perde arkasında belli ki hakemlerden TFF'den perdönünde şikayet ettikleri kadar etmiyorlar ve dolayısıyla tepkilerde odak noktası olarak Fenerbahçe'yi buluyor. Şimdi Bugün Sözcü'de sevgili İrfan çok güzel toparlamış e, olayı. O kırmızı Türk futbolunu değiştirecek diye madde madde koymuş. Nedir? Kırmızı kart, Trabzonspor maçı, Kim Mice vesaire. Bundan sonra yapılması planlanan e, işler, atılması planlanan adımlar neler çok kısa anlatacağım. Hemen diğer konulara geçeceğim. Çok önemli mevzular var. Bir, TFF kurullarının özellikle de MHK ve MHK'nin e, TFF kurullarından ayrı olarak seçilmesi 2. Hakem isimleri 3 kişilik kurulla değil grupla değil daha çoğulcu şekilde seçilmesi 3. Hakemler atamaları maçın zorluğuna göre hakem atamaları maçın zorluğuna göre derecelendirilip o derecelerin içindeki hakemlerden kura ile yapılması. 4. Çok önemli burası. Gözlemci ve hakem raporları ile notlarının her hafta açıklanması. Bu arada biliyorsunuz Arsene Wenger İngiltere'de bu hafta oynanan maçlarda İspanya'da yine tartışmalar var. Hakem tartışmaları Avrupa'da da var. Arsene Wenger şunu söyledi. Nasıl ki futbolcular, nasıl ki teknik direktörler konuşuyorsa maç sonunda çıksın. Hakemler de konuşsun. Bana göre de en az 3 tane soruya cevap versin. Bak bu iş başka türlü olmaz. Varı kimse kabul etmiyordu. Bak var geldi. Değil mi? Teknoloji hakemler de konuşacak. 3 tane soruya cevap vereceksin. Neden korkuyorsun? bu iş buraya doğru gidecek. Futboldaki özellikle, özellikle de Türk futbolundaki hakem egemenliği bitecek. Futbolu hakemler belirliyor nereye gideceğini. Hayır kardeşim futbol ekonomisinin asıl paydaşları belirleyecek. Çıkacaksınız siz de basın toplantısı yapacaksınız. Diyorlar ki mesela çok polemik çıkar. Sanki şimdi polemik çıkmıyor. Bugün bunu da göreceğiz. Nasıl var girdi futbola? Maçtan sonra hakemlerinde konuştuğunu da göreceğiz. Arkadaş bir kere bu iş eğlence işi. Hakemleri dinlemek de futbola, futbol ekonomisine belki bir değer getirecek. Sponsorlar olacak vesaire. Ben uç noktasını anlatıyorum da çıkacaklar, konuşacaklar kardeşim. Düdüğü çal, bir takımı katlet, ondan sonra evine git, sütünü iç, yat uyu. Yok böyle bir dünya. Devam ediyorum. Hakemlik içindeki baba oğul, amca kardeş, akrabalık, işli ilişkileri vesaire bitirilsin. Şimdi bakın Birisi Twitter'da yazmış çok hoşuma gitti. Hakikaten doğru. Kardeşim yabancı hakemden bahsediliyor değil mi? Bahsediliyor. E, bizim yayıncımız uluslararası bir yayıncı, yabancı bir yayıncı değil mi? Bin Sports. Öyle. Kardeşim Merkez Hakem Kurulu'nun mentörü Ulenberg gerçi şimdi bırakacakmış. Şikayetçiymiş bu yaşananlardan. Yabancı mı? Yabancı. Birader Galatasaray ben artık hakemleri yabancı bir şirketten alacağım, destekle analiz edip benim maçımı yönetenleri bir gün sonra bir hafta sonra açıklayacağım demedi mi? dedi. O zaman getirin abi uluslararası gazetecileri, yabancı gazetecileri mesela, spor gazetecilerini bu ligdeki hakem skandallarını yazsınlar. Bunu yapın. Fenerbahçe bunu yapsın. Bak Galatasaray onu yapacağım diyor. Hakemleri işte yabancı bir şirkete analiz ettireceğim. Fenerbahçe de bunu yapsın. Bundan çok çekiniyorlar. Dün TFF'nin açıklamasında işte dünyaya karşı da şöyle oluyoruz, zor duruma düşüyoruz falan. Abi sen iyi yap, zor duruma düşme. Madem öyle işte böyle desin. Fenerbahçe'de buradan devam etsin. Mesela dün Gustavo konuştu. Ee, Rossi, özür dilerim. Ee, o sahibi paylaşım yaptı. Türk hakemleri benim kimyam bozdu vesaire diye. Yabancı futbolcular, Mesut gibi uluslararası global futbolcular da paylaşsın. Madem öyle Fenerbahçe'nin gücünden endişe etmiyorsunuz. Fenerbahçe gücünü dibine kadar bu formülleri olacak şekilde hissettirsin. Bu kadar basit. Hani Galatasaray hakem değerlendirmelerini açıklayacaktı. Yabancı bir şirketten alacağı destekle. Açıklamadı. Rize maçı sonrası yok. Konya maçı sonrası yok. Ha, demek ki bu ligde böyle oluyor. Bir mesele daha. Mesut Özil çıktı, megafonla konuştu vesaire. Ya dün dün de anlattım. İşte diyorlar ki dünya yıldızı olsan da burası Türkiye Süper Ligi işte. Bakın, böyle olaylar yurt dışında, Avrupa'da da oluyor. Mesela Roma, Napoli, İspanya kulüpler, tesisler, taraftarlar geliyor. Hesap veriyor futbolcu taraftarda ki burada böyle hesap verme durumu da yok. Burada böyle hesap verme durumu da yok. Taraftar gönlüyle geldi, futbolcu gönlüyle geldi. Bundan bile rahatsızlar ya. Bunun aynısı yurt dışında olsa, Premier Lig'de, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da olsa, Fransa'da olsa diyecekler ki Avrupa'da bile futbolcuyla taraftar işte böyle buluşabiliyor. Türkiye'de olmaz bunlar diyecekler. Burada olunca özellikle Fenerbahçe vurmak için dünya yıldızı olsan da Mesut Türkiye'ye geldiğinde işte yani orada Türkiye'ye geldiğinde değil alt fikir şu. Fenerbahçe'ye geldin işte Fenerbahçe pişmanlıktır. Bu duruma düşersin. Bu bir çifte standarttır. Bu bir algı operasyonudur. Bu bir algı operasyonudur. Artık isim vereceğim ha. Bak bunu yapanları sosyal medyada bunu yapanları artık isim vereceğim. Yapmayın. Bir de Fenerbahçelisiniz yani. Yapmayın. Ali Şansalan, Vardaki hakem Trabzon'da onun varında olan penaltı için kendisini çağıran Halil Umut Meler'i şikayet etmiş. İşte yeni haber. Şikayet etmiş. Ben pozisyonu süzdüm ama beni VAR'a çağırdı. VAR'a gittikten sonra da orada farklı şeyler olduğu gibi bir savunması olmuş. Ali Şansalan'ın yoksa o penaltıyı vermemişti. Zaten penaltıdan önce, Zalai'nin sarılmasından önce Zalai'ye Cornelius'un dirseği var. Ey Ali Şansalan hadi gittin onu niye görmedin? Ver ters tarafa puanı. Alkışlayalım seni ayağa kalkıp. Halil Umut Melere seni vara çağıran Halil Umut Melere de o zaman cevabını vermiş ol. Arkadaşlar bu iş yabancı hakeme doğru gidiyor. İstediğimizden beğendiğimizden değil, mecburiyetten, iyi oldukları için değil, daha güvenilir oldukları Türk hakemlerine bu, bu nesildeki Türk hakemlerine güven olmadığı için. Mesele mesela hep oradan tartışıyor. Efendim bu kırmızı kart değil mi? Bu faal değil mi? Kim bince? Mesele kim min gösterdiği kırmızı kart değildi. Mesele aynı maçta iki takıma iki farklı vücut dili, Fenerbahçeli oyuncuları fırçalaması, onlara bağırıp çağırması ama Trabzonsporlu oyunculara yumuşak davranmasıydı. Bunlar tesadüf değil. Bunlar unutulmaz. Bunlar unutulmaz. Arkadaşlar bugün saat 17.30'da yani salı günü saat 17.30'da Spor Türkiye kanalında değilim artık. Onlara yolu açık olsun veda ettim. Sansürsüz futboldayım. Sizden şimdi ricam. Bugün salı günü saat 17.30'da sansürsüz futboldaki gol çizgisi programıma gelin. Canlı yayında olacağım. Yakalayamayanlar da sansürsüz futbola girip gol çizgisi programına girip benim resmimin olduğu e, kapak ona tıklayıp güzel yorumlar yapıp desteklerlerse çok mutlu olurum. Desteğe ihtiyacımız var. Saldırılar var motiv olmaya ihtiyacımız var. Hayat bize yorulmak için zaman bırakmıyor ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sansürsüz futbolda gol çizgisi yazan videoya benim fotoğrafımın olduğu videoya lütfen tıklayın. Güzel yorumlar yapın. İzlemeyi unutmayın. Artık sansürsüz futboldayım. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın. Fenerbahçe ile kalın. Sansürsüz futbol gol çizgisi. Eyvallah.